Şu an Güvercintepe Mahalle Muhtarı İbrahim Bey'in yanındayız. Son yaşanan karda epey bir sorun oldu mahallemizde. Neler söylemek istiyorsunuz? Evet, maalesef çok sorun yaşadık. 17'sinde malum kar başladı. Elbette kar iyi bir kar yağdı. Belki uzun yıllar yağmayan bir kar yağdı ama tabi bu karla beraber iyi tarafı var. Nedir? Sularımız falan çoğaldı ama bununla beraberinde getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar yaşadık. Kar yağdığı günden bugüne aşağı yukarı 80 saat 130 tane sokağımızın hiçbir tanesine hiçbir araç giremedi. Ve bu 80 saat içerisinde belediyeyle sürekli telefon irtibatı kurduk. Ve zaman zaman bize intikal eden diyaliz hastaları, çok acil vakalar oluştu hastalarımız. Sade hastalarımızın yolunu bile açacak pozisyonda belediye bir girişimde bulunamadı. En son bir diyaliz hastası artık son noktasına gelmiş durumdaydı. Tabi bu arada Fen İşleri Müdürünü aradım. Fen İşleri Müdürü denen zat kendisine sorun aktardığım üzere bana direktmen ya çok sıkıştırıyorsun, çok affedersin terbiyesizce kelimeler kullandı şahsımıza. Ve tabi ben kendisine yanlış olduğunu ve kınadığımı da ifade ettim. Ve maalesef yani şunu demeye çalışıyorum. Başakşehir Belediyesi yaptığı çok güzel bir şey var. Nedir? Çok güzel tiyatro oynuyor, tiyatro oynatıyor. Meşhur iki tane tiyatrosu var Başakşehir Belediyesi'nin. Bir tanesi Başakşehir'de bir tiyatro oynatıyor. Zaman zaman telefonlara mesaj geliyor. Köpekçi Joy'u rahat bırak. İkinci bir mesajı da gelen telefonlarımıza işte Başakşehir'de tiyatro var. Ali Baba 40 Haramiler Tiyatrosu. Bunda başarılı. Üzerine diyecek yok ama maalesef karda yani çok başarısız bir hizmet sergilediler. İnsanlar burada çığlık çığlığa, özellikle merdivenleri sal yaparak hastalarımız hastaneye ulaştırıldı. Ve burada Fen İşleri Müdürünü aradığımızda, belediyenin ilgili organlarını aradığımızda şunu söylüyorlar, araç yok. Bizim burada hemen yanı başımızda durak var. 10-15 tane JCB makine var. Dedim ki ya sayın müdürüm, araç olmayabilir. Belki bir anda karadılıksız olabilirsiniz. Bu da sizin hatanız ama. Gelin dedim, geçici burada makine var. 2-3 günlüğüne kiralayın. Bu insanların çığlığına ses verin, kulak verin. Yok efendim, 2 tane makineleri varmış. Bir tanesinin operatörü yokmuş. Operatör arıyorlarmış. Bir tane JCB ile bu insanları 80 saat burada çığlık çığlığa bıraktılar. O anlamda ben kendilerine bunu ayrıca da kınıyorum. Yapmış olduğu başarılı çalışmadan dolayı. Peki mahallemizde imar açıldı mı? Açıldıysa kimler açıldı? İmar açıldı. Şu an başvurular başladı. Ama çıkıyor birileri diyor ki ya imarı ben açtım. Burada kesinlikle yalan konuşuyorlar. Elimizde bakanlığın yazısı ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Buradaki açılan imar Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla açılmış bir imardır. Kesinlikle burada belediye açma yönünün hiçbir girişimi olmamıştır. Şu an imar açık ama ben buradan Anayasa Mahkemesi'ne teşekkür ediyorum. Bu halkın sesine kulak verdi ve buna dava açanlara da ben ancak teşekkür ediyorum. Ha burada imar açık ama kaygılarımız bitmiş değil. Ben öyle bir tahmin ediyorum ki içimizden geçen kuşkularımız buna da yine Anayasa Mahkemesi'nin kararına da bir kılıf uydurarak seçim sonrası imarı durdurlar diye de endişelerimiz var. Onun için buradaki açılan imar ne bakanlığın ne belediyenin girişimiyle açılan bir imar değildir. Tamamıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla açılan bir imardır. Tabi bu arada kardan söz etmişken özellikle ben buradan BEDAŞ yetkililerine de sesleniyorum. 48 saat bir mahalleye yaklaşık 150 bin 200 bin nüfusu için alan bir mahalleye elektrik verilemiyorsa buradan ben BEDAŞ yetkililerinde ayrıca onları da kınıyorum. Çünkü 48 saat burada insanlar doğalgazları yanmamış, kombileri yanmamış, elektrik kesilmiş, insanların birçoğu da hasta olmuştur.